40 yıllık tecrübeyle depolama tankları, gezer vinç ve çelik konstrüksiyon imalatında uzmanlaşan Karaçalı Mühendislik, Türkiye genelinde referans projelerle adını duyuruyor. Makine mühendisi Nazım Karaçalı tarafından 40 yıl önce kurulan Karaçalı Mühendislik, bugün İzmir Kemalpaşa'da bulunan fabrikada gezer vinçlerden depolama tanklarına, çelik konstrüksiyona güçlü bir imalat yapısına sahip. Kurucu Nazım Karaçalı kuruluş öyküsünü paylaşarak söze başlıyor. 1975 Ağustos ayında iş hayatımıza başladık. Banyolarda kullandığımız basit termosifonlardan imal ediyorduk. O çocukluğumuzun döküm ocaklı termosifonlarından. O imalatlardan sonra kazan imalatlarına geçtik. Ama kalorifer kazanları, ama yakıt tankları, ama sağ tankları olarak çeşitli imalatlara başladık. Bu arada inşaat sektöründe kullanılan dam vinçleriyle betonyerleri imal etmeye başladık. O arada çimento silolarını yapmaya başladık. Hizmetler arttıkça makine sahamız arttı. İş yerimizin büyüklüğü arttı. 2001 yılında limited şirket olarak yoluna devam etmeye karar veren firma, ikinci kuşak temsilci Barış Karaçalı'nın yönetimde yerini almasıyla birlikte gücünü pekiştiriyor. Barış'ın firmaya dahil olmasıyla beraber üretimlerimiz at başı artmaya başladı. Hem teknolojik imalatlarımız arttı, hem mekandaki teknolojik makinalarımız arttı. Bu arada mühendisliğin ne gerektiriyorsa hizmet sektöründe onları uygulamaya başladık. Şu anda çelik konstrüksiyonlar, sağ tankları, fabrikaların eli ayağı olan dam vinçleri, gezici vinçler, bunların imalatlarını yapıyoruz. 75 bin kiloya kadar Karaçalı Mühendislik firması adı altında bu üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Barış Karaçalı, sağlam temeller üzerinde yükselen firmalarının bugünkü üretim yapısını izah ediyor. Zamanında babamızın, değerli babamızın termosifon imalatlarını bugün sağ tankları, 1000 tonluk, 2000 tonluk, 5000 tonluk kapasiteli sağ tankları imalatlarına çevirdik. Zamanında babamızın sanayi sitesinde küçük bir atölyede başladığı dam vinçleri imalatlarını bugün 75 bin kiloya kadar kaldırma kapasiteli tavan vinçlerine, gezer vinçlerine, portal vinçleri imalatlarına çevirdik. Bunun yanında günümüzün gerektirdiği çelik konstrüksiyon imalatlarımıza da hızla yüksek bir kapasiteyle devam ediyoruz. Firma kabuğuna sığmıyor. İmalat üssü olarak değerlendirdikleri 5500 metrekarelik merkez dışında üretimi yapılan sistemler demontaj halde götürülüp proje alanında montajlanıyor. Burası bizim imalat üssümüz gibi oluyor ama işin sonucu, finali ilgili grupların, şirketlerin, holdinglerin kendi bünyelerinde anahtar teslim halde teslim ediliyor. Vinç imalatı iş sağlığı güvenliği kapsamında da önem taşıyor. Zira insan gücüyle kaldırılması kalıcı hasarlara yol açabilecek yükler vinçler sayesinde kolaylıkla taşınabiliyor. Özellikle insana değer veriyoruz. Bu bağlamda bizim sektörün hamballıkla olan, ağırlıkla olan ilgili bölümlerini biz kendi bünyemize kattığımız araç üstü vinçlerimizle, 40 bin kiloya kadar kaldırma kapasiteli araç üstü vinçlerimizle çalışan arkadaşlarına daha az hamballık kısmını vererek o araç üstü vinçlerimizle işin ağır kısımlarını kaldırıp montaj aşamalarında çalışan arkadaşlarımızdan bu yorgunluğu alıyoruz. Bu yaptığımız araç üstü vinçlerimizle. Barış Karaçalı, son yatırımları olan silindir tezgahla Türkiye'de sayılı firmaların gerçekleştirebileceği projelere talip olacaklarını dile getiriyor. Türkiye'nin en büyük kapasiteye sahip olan silindir tezgahlarından birini bünyemize kattık. Bu yeni yatırım artık pastada sadece Ankara ve İstanbul değil, İzmir'in de ham maddeyi, yatsı mamulü kıvırma kapasitesinde önemli bir rol almasını sağlayacak. Kalın malzemelerin, 30 milim ve üzeri kalın malzemelerin, yatsı mamullerin bizim şirketimiz vasıtasıyla o imalatların, o projelerin burada kalmasını sağlayacak. 100 milime kadar yatsı mamulü kıvırma kapasitemiz olacak. Bu anlamda çok özel bir yatırım yaptık.
Referans işlerle firmaların adını duyurduklarını dile getiren Nazım Karaçalı, iş ciddiyeti ve kalite olmazsa olmazlarımız diyor. Yılların bilgi birikimleri, yaptığımız hizmetlerin sağda solda konuşulması, örnek olarak gösterilmemiz, onların bize bir hakiki referans olması, bu referansların nihayetinde üretimlerimiz ve çalıştırdığımız adam sayısı iyice arttı. Makine teşekküllerimiz fark etti. Teknolojiye daha çok yöneldik. Bu arada kaliteyi ön planda tutuyoruz. Bir de sanayi odasının bir meclis üyesi olmam, oradaki güzellikleri buralara katmamız iş terbiyemizin ciddiyeti. Hal böyle olunca Türkiye genelinde referans projelerin bulunmasına şaşırmamak gerekiyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde de çok büyük referanslarımız var. Geçen sene Türkiye'nin en büyük mucur ocağı tesisini kurduk bir Ankara firmasına. Bu sene İzmir'in çok büyük, geniş bir açınımda olan, aks mesafesinde olan Ali Ağa Organize Bölge'de iyi bir firmaya 2 tane 10 bin kilo kaldırma kapasiteli vinçlerimizi teslim etme aşamasındayız. Bunun yanında Tire OSB'nin geçen aylarda 2000 tonluk bir tankını teslim ettik. Bunun haricinde değerli dostlarımızın yeni yaptıkları fabrika yatırımlarının çelik binalarını yapıyoruz bu aşamada. Yani işlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Sevgiyle yapılan iş başarıyı getirir diyor Nazım Karaçalı. Yılların tecrübesiyle imza attığı her işten duyduğu manevi huzuru izah ediyor. Başarıda da o bilginin, görgünün, yılların tecrübesinin büyük katkısı var. Bizler de mesleğimizi seviyoruz. Sevdiğimiz mesleği icra ederken her bitirdiğimiz işte bunda bizim de hizmet hakkımız var diyerekten mutlu oluyoruz yani. Biz kazançtan ziyade bir şeyler kazanıyoruz tabii. Kazançtan ziyade bitirdiğimiz işlerdeki güzellikleri çoğu firmanın, çoğu yaşantıdaki insanın görmesi o ayrı bir güzellik. Barış Karaçalı kendilerine koydukları hedeflere değiniyor. Kazasız belasız bir şekilde imalatlarımızı, kalitemizi daha da arttırarak firmamıza yeni katmış olduğumuz CE belgesinin yanında, CE belgesinin haricinde hedeflediğimiz diğer sertifikasyonlar var. Bunları da hedeflerimiz içinde katmış bulunuyoruz. Ayrıca kaynak teknolojisinde biraz daha robotlaştırma hedefimiz var önümüzdeki dönemde. Aile şirketi olarak yoluna devam eden firmanın ikinci kuşak temsilcisi Barış Karaçalı, işimize duyduğumuz sevgiyle yarınlara yürüyoruz diyor. Her başarılı bir erkeğin arkasında hanımı vardır. Benim de öyle keza. Ayrıca olayın sırrı işinizi sevmekten geçiyor. İşinizi severseniz Cenab-ı Allah'ın da yardımıyla her şey yerini buluyor. Evet, işi sevmek gerekiyor. En önemlisi bu. Yılmamak gerekiyor. Kurucu Nazım Karaçalı sözlerinin sonunda birlik beraberlik içinde yapılan üretime dikkat çekiyor. Bundan sonra da hep daha iyisini yapmak için çabalayacağız diyor. Burada evladımla, gelinimle beraberiz biz. En güzel hizmetleri veriyoruz. Burada yumruğu bir masaya vuruyor derler ya, onu yapıyoruz biz. Arada çok sevimli bir beraberlik ve aynı zamanda saygınlık var. O saygınlığı da hiç bozmuyoruz. Çünkü saygınlık ve beraberlik kalitenin şekillenmesinde en büyük etken.